Geldim. Geldim. Çok heyecanlıyım. Mikrofonu huzurlarınızda hazırlıyorum. Ay çok heyecanlıyım. Ya siz de heyecanlı mısınız? Tey tey tey. Ay araba sesi var. Neyse ben sesleri de aldırmıyorum. Başlıyorum. Aloha. Bugün yepyeni bir bitenler videosuyla karşınızdayım ve eğer ki doğru saydıysam bu 4. bitenler videosu oluyor arkadaşlar. Ve bu videoyu çektiğim şu günde Aralık'ın 29'u bugün. Ay ne Aralık'ı, ben iyice yedim kafayı. Nisan'ın 29'u, bugün 29 Nisan ve bugün itibariyle daha 3. videomuz yayına girmedi. Çünkü ben böyle önden bayağı videolar çekiyorum. O yüzden hani bu vesileyle şunu da söylemiş olayım, hani kanalda böyle vloglar falan da geliyor. Mesela Londra vlogları önceden geldi ama annemle Atina'ya ben hani Londra'dan önce gitmiştim. O işte birkaç haftayı yayınlanacak büyük ihtimalle. Özellikle hani böyle videolarda çok sıkıntı olmuyor ama vloglarda biraz zaman kayması olabiliyor. Hani o ne zamandı, bu ne zaman falan böyle kafanızın karışacağını düşünmüyorum ama ben böyle bir detaylı bilgi vereyim istedim. Mesela Şubat ayında Atina'ya işte gitmiştim. O daha yayınlanmadı ama Mart ayında Londra'ya gitmiştim. Onları yayınladık gibi gibi. Tamamen konuyla, yani bu videonun konusuyla alakasız girişler yapmayı, aralara böyle bilgiler serpiştirmeyi ne kadar sevdiğimi artık biliyorsunuz diye de düşünüyorum. Belki de biraz da beni de bu yüzden seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve yine konuyla alakasız başka bir şey daha söyleyeceğim. Daha fark etmemiş olabilirsiniz ama tişörtümü tersten giydim ve bunu yazmanıza söylemenize gerek yok çünkü bilinçli olarak yaptım. Şu üzerimdeki tişörtün arkası bu. Şöyle göstereyim size hatta. Şöyle. Bu tişörte bayıldım ve bence arkası çok eğlenceli. Hani önü şurası. Şöyle bakın. Önü tamamen düz, sadece burada Paradise yazıyordu. Ben de dedim ki neden daha eğlenceli olan tarafını önüme giymeyeyim. Çünkü neden? Çünkü böyle bir insanım. Ben biraz deliyim ve deli dolu olmayı da seviyorum arkadaşlar. Böyle ve çok enerjiyim. Bugün inanılmaz neşe doluyum, coşku doluyum. Böyle kalkıp dans edesim var ve uzun zamandır da kamera karşısına geçip açıkçası oturarak bir video çekmemiştim. Yani yine bir ay olmamıştır ama 2-3 hafta olmuştur. Ben normalde böyle eskiden hani haftada 1-2 video çekiyordum. O zaman tabii vloglar da çekmiyordum. Neyse, uzun lafın kısası özledim. Bir de biraz güneş çıkıyor, yine gidiyor. Hani çok büyük sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Ama ara ara böyle biraz daha aydınlık. Ara ara video boyunca bir tık daha karanlık olabilir renk. İnanın yani elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir ışık kurmadığım sürece, doğal ışıkta çekim yaptığımız sürece böyle oluyor. Yani size öyle söyleyeyim. Zaten hani biraz bu konuya vakıfsanız biliyorsunuzdur diyorum. Ben artık konumuza geçiyorum. Bu video bir bitenler videosu olacak. Önümde yine bir sürü bitenler var. Size şimdi hepsini teker teker elime alıp göstereceğim. Toplamda kaç adet ürün? Yani aslında saymadım. Sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplamda 14 tane yeni ürün var denediğim. 3 tane de daha önceden aslında sizinle paylaştığım ürünler var. Öncelikle diyorum ki ben hani daha önce hiç paylaşmadığım şu 14 ürün var dedim toplam sanırım. O zaman 11 tane yeni ürünü bir sizlerle paylaşayım. Ondan sonra videonun sonuna doğru zaten diğer 3 üründen de yine de bahsederim. Şunu da söylemek istiyorum. Hani bu videoda size bahsettiğim hiçbir ürün, bu bana çok iyi geldi, siz de alın size de iyi gelir diye söylediğim ürünler değil. Bunun yani lütfen hani farkında olun ve bu aklınızda olsun. Paylaşacağım ürünler tamamen bana iyi gelen ürünler arkadaşlar. Bir de benim cildim karmaya dönük kuru imiş. Yani bence çok kuru bir cildim var diye düşünüyordum ama dermatolog karma bir cildim var dedi. Bence de kuruya dönük karma herhalde. Dolayısıyla da hani bu ürünler genel olarak bana iyi geldi mi gelmedi mi, bu arada hani çok sevmediğim ürünler de var. Onları da size zaten hani çok açık bir şekilde paylaşacağım, anlatacağım. Bunun yanı sıra içeriklerinden bahsedeceğim. Ne kadar süre kullandığımdan bahsedeceğim. Ve 10 üzerinden kaç verdiğime şöyle bir değineceğim. Bir de ben fiyat vermiyorum bu videoda. Çünkü biliyorsunuz artık hani çok fazla zamlar geliyor. Yani fiyatlar çok değişiyor. Ben size bugün bir fiyat verdiğimde siz bu videoyu 2-3 ay sonra izlerseniz hani fiyatlar çok şaşıyor. O yüzden de bence fiyat vermenin anlamı yok diye düşünüyorum.
Ama hani yine de bu biraz daha makul ürünlü bir fiyat diye paylaşırım. İlk ürünümüzle başlayayım arkadaşlar. Size bahsedeceğim ilk ürün Unique markasının Calendula Complete Cleansing Oil'i. Yani bir yağ bazlı temizleyici. Ben bundan çok memnun kaldım. 200 ml'lik bir ürün. Ve içinde ayçiçek yağı, kalendula ve jojoba yağı var. Bir de makademiyadan elde edilen bir yağ var. Bayağı uzun süre gitti ki ben hani her gün yağ bazlı temizleyiciyle ilk önce temizliyorum. Ondan sonra su bazlı temizleyiciyle temizliyorum. Ben çok memnun kaldım. Yalnız Unique markasının ürünleri biraz pahalı. Yani zaten pahalıydı. Ben bunu aldığımda 3-4 ay falan oluyor hani alalı. Yine biraz daha makuldü ama yine hani pahalıydı. Şimdi daha da zam geldi. O yüzden bir bakın, hani bütçenize uygunsa bunu alabilirsiniz. Bir tane daha ürün denedim. O balm kıvamında. Onu da ben yani ondan da bahsedeceğim. Bunun yanı sıra hani makul fiyatlı ürünler de var denediğim. Özellikle hem kendim için hem sizin için de tabii deniyorum. Hani yağ bazlı temizleyiciler. Önümüzdeki bitenler videolarında onları da yer veririm ama kesinlikle çok memnun kaldığım bir üründü. Benim cildime çok iyi geldi. 10 üzerinden 9,5 veririm. Eğer ki bütçeniz dahilindeyse de denemenizi öneririm. Ben hani indirime falan girerse de bir daha alırım, onu da söyleyeyim. Sırada iki tane denediğim ve sizinle hiç paylaşmadığım, ilk defa paylaştığım güneş kremleri var arkadaşlar. Biri Tiam'ın My Signature Vita Red Sunscreen diye bir güneş kremi. Hatta baya böyle dibine sıyırdığım, şöyle görüyorsunuzdur. Şöyle göstereyim size, bu netleme konusunu artık hallettiğim için. Böyle bir güneş kremi. Diğeri de Baby Dream'in Rossmann'dan aldım. Bunu da 50 faktörlü güneş koruma kremi. Yani güneş kremi işte. Şimdi bunlarla ilgili ilk şundan bahsedeyim. Bunda kesinlikle parfüm kokusu var ve eğer ki parfüm kokusu beni rahatsız ediyor, kardelen derseniz o zaman almayın derim. Ama ben çok memnun kaldım ve böyle bir süre sonra zaten uçuyor gidiyor. Hani beni rahatsız etmedi açıkçası. Ben dediğim gibi hani yani bence kuru ciltliyim ama dermatoloğum hani karmaya dönüksün dedi. Yani karma dedi. Neyse, bir kuruluk var benim cildimde ama yazın bu arada gerçekten çok yağlanabiliyor. Kışın kullandım. Hiçbir şekilde böyle çok yağlanma da yapmadı. Nemlendirdi de hafif. Böyle ışıltı da verdi. O yüzden benim çok kaldığım bir güneş kremi oldu. Yatıştırıcı içerikli arkadaşlar. Aloe Arborescence yaprak özü var ve C vitamini varmış bunun içeriğinde. Nemlendiriyor, canlandırıyor. Topaklanma hiçbir şekilde bende yapmadı açıkçası. Ama dediğim gibi yani bende yapmadığı ya da bana iyi gelmesi size de iyi gelecek diye bir şey anlamına gelmiyor. Bunu yine belirteyim. Hibrit bir ürün. Hem mineral hem de kimyasal filtreli. Hem fiziksel hem kimyasal filtreli. Aynen. Yapışkanlık da bırakmıyor ve benim puanım 10 üzerinden 9. Ama bunun da fiyatı öyle makul fiyatlı değildi. Ki ben bu arada şu arkasına Corendi'den alışveriş yaptığınızda böyle stikerler yolluyor size. Onun stikerlerini ben hani son tüketim tarihi yazıyor. Şöyle göstereyim. Ben ilk açtığım tarihi yazıyorum. Netlerse göreceksiniz. Dolayısıyla da hani eğer siz de dilerseniz illa tabii buna yazmanız gerekmiyor. Hani siz de arkasına ne bileyim böyle bir çıkmayan bir kalemle de yazabilirsiniz. Ben genelde ilk hani açtığım tarihi yazıyorum ki ne kadar süre kullanmam gerekiyorsa hani o kadar süre içinde bitireyim diye. Uzun lafın kısası da bu. Memnun kaldığım bir ürün oldu. Şimdi sırada bu Baby Dream'in bebek güneş kremi olarak geçen güneş kreminden bahsedeyim size. Bu 75 ml'lik bir ürün. Bu arada bu da 50 mil olması lazım ama yanılıyor muyum? 50 mil diye hatırlıyorum. Burada yazmıyor. Ha, evet, 50 millik bir ürün arkadaşlar. Doğru hatırlıyorum. Bu 75 mil vegan bir ürün. Parfüm yokmuş. İçinde suya dayanıklı, renklendirici içermiyor, mineral yağ içermiyor. Yalnız ben bundan aslında aldığım zaman iki tanesi 99.90'dı. Çok iyi hatırlıyorum. Ve dedim hani süper kullanayım. Çünkü hani yaza o zaman giriyor muyduk yazda? Ağustos ayı falandı herhalde. Çünkü ben bunu uzun süre kullanmamıştım, açmamıştım. Neyse ondan sonra bir kullandım. İnanılmaz yağlı geldi bana ki benim cildim yağlı bir cilt değil ve hiçbir şekilde böyle kullanmak istemedim ama hani birini de bu arada arkadaşıma hediye ettim. Artık aldım diye ve boşa gitmesin diye sonuç olarak ve de zaten tabii ki de cildimi güneşten koruduğu için hani iyi bir güneş kremi olduğunu bildiğim için bunun da böyle dibini sıyırdım. Ama ben bir daha almam. Bu biraz yani ilk başta çok hafif beyazlık bırakıyor ama sonra o beyazlık gidiyor. Hani cildinizde topaklanma yapma olasılığı bunun
çok daha fazla Tiam'a göre. Bir diğer bahsedeceğim ürün, bu da yağ bazlı temizleyici ama yağ bazlı temizleme balmı diye geçiyor. Vanilla Co.'nun Clinit Zero ürünü. Bunun arkadaşlar ben pembesini aldım, sarısını aldım ve bildiğim kadarıyla bu normal olanı, sarısı hassas ciltler için olanı, bir de mavisi, yeşili vardı. Böyle bir sürü moru da vardı galiba. Hani renk renk vardı ama genelde bu stokta olmuyor. Hatta ben bu videoyu çekmeden önce hani stokta var mı ne kadar diye hani bir bakmıştım. Stokta yok gözüküyordu. İyi bir ürün. Yani ben kesinlikle kullanırken çok memnun kaldım. Bunun içeriğinde C vitamini ve E vitamini bulunuyor. Aynı zamanda paraben, sülfat, alkol, mineral yağ ve yapay renklendirici içermiyor arkadaşlar. Zaten hani bu da balm kıvamında. Hatırlarsanız bunun da böyle dibinde göstereyim. Şöyle bakın bitti. Şunda spatulası böyle. Yalnız memnun kalmadığım bir kısmı üzerinde, yani bir konu üzerinde böyle plastik bir korumayla geliyor ve ona böyle bırakıyorsunuz. Hani orası daha şık olabilirdi o kısmı. Haymiş'in bir ürününü paylaşmıştım. Haymiş Clean miydi? Ay adını nasıl unuttum. Haymiş'in işte bir yağ bazlı balmı vardı bilirsiniz. Ben onu buna göre bir tık daha fazla sevdim. Ama bu da güzeldi. Yani renk kutularına ben bayıldım açıkçası. Ve tabii ki de içeriği de çok iyi. O Haymiş gibi zaten bunu da böyle cildinize hani hafif hafif böyle spatulayla işte koyuyorsunuz. Ondan sonra da zaten böyle ovalayarak yağ kıvamına geliyor. Bir de yağ bazlı temizleyicilerde şuna dikkat etmenizi ben nacizane öneririm. Şimdi sürdüğünüzde hani bunu ya da yağ formunda hiç fark etmiyor. Bu da zaten hani yaydığınızda iyice yağ kıvamına geliyor. Hemen böyle bir 10 saniye 20 saniye falan ovalayıp bırakmayın arkadaşlar. Özellikle bence 25 yaş üstüyseniz böyle yukarı doğru, hani ben hep öyle yapıyorum, böyle yukarı doğru masaj yapıyorum ve böyle çok sert yapmanıza gerek yok. Böyle yumuşak yumuşak, böyle dairesel hareketlerle boynunuz dahil, şuralarınız dahil. Yani ben her yüzümün her bölgesini diyeyim, bütün böyle boynuma da sonuçta güneş kremi sürüyorum. Bir dakika, bazen iki dakika boyunca masaj yaparak hani çıkarıyorum. Çünkü güneş kremini yüzünüzden çıkarmak biraz zahmetli olabiliyor. O yüzden böyle hani o sırada bir şarkı mırıldanın ya da bir podcast dinleyin derim. İsterseniz tabii ki de bunu seçerseniz bana çok iyi geliyor. Bir de benim için zaten özellikle akşam hani böyle cilt bakım rutini yapmak böyle bana çok meditatif ve terapötik gelen bir şey. O yüzden de dilerseniz diye sizlerle de böyle paylaşmak istedim. Dediğim gibi buna puan verdim mi? 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Memnun kaldığım bir üründü dediğim gibi. Sıradaki ürün bu Misha'nın Firming Gel kırışıklık karşıtı böyle gözaltı maskesi. Bu açıkçası cildi sıkılaştırıyor ve böyle bir tane de hani bir pakette zaten hani bir sağ göz bir sol gözünüz için olan patchler var. Bunda arkadaşlar içerik olarak adenozin, glutatyon, alfa lipoiz asit var. Ve bunların hepsi işte böyle sıkılaştırıyor, nemlendiriyor. Hani o kırışıklık etkisini azaltıyor. Genellikle böyle 10-20 dakika arası tutun derler. Ben bir 15 dakika, bazen 20 dakika kadar tutuyorum. Ama ben bu maskeleri haftada bir ya da maksimum iki kez yapıyorum. Bunu da bir deneyeyim diye aldım. Açıkçası hani hem zaten en başta kendim hani deneyeyim diye alıyorum ama bunun yanı sıra da size de yeni ürünler belki önerebilirim. Hani ben memnun kaldım mı kalmadım mı? O açıdan da böyle düşünerek de bunu aldım. Yoksa benim zaten şu anda iki tane daha gözaltı maskem var aslında. Onlar da bitince dilerseniz paylaşırım. Bu da güzeldi bayağı. Buna 10 üzerinden 8,5 veriyorum. Sadece bence bunun şöyle bir sıkıntısı oluyor. Tekli satıldığı için fiyatı daha yüksek ve Misha'nın ürünü olduğu için fiyatı yüksek. Oysa ki hani böyle 60 adet olan içerisinde böyle kutular var hani yine eye patch'lerinin olduğu. Onlar çok daha makul fiyata geliyor. Fiyatından dolayı böyle hani bir seyahate bir şeye gitmiyorsam bunu almayı tercih etmem. Ama hani seyahate falan gidiyorsanız ya da işte ben yanıma bir şey alayım diyorsanız da böyle bir patch almanız mantıklı diye düşünüyorum. O yüzden 10 üzerinden 8,5 veriyorum. Öneririm eğer ki bütçeniz dahilindeyse. Bir diğer önereceğim ürün, daha doğrusu bir diğer önereceğim deyip de durmayayım. Benim denediğim ve memnun kaldım mı acaba bundan?
Ya ben bundan çok memnun kalmadım. Dermaskin'in Facial Cleansing Foam, yani yüz yıkama köpüğü arkadaşlar. Bu bayağı bereketli 200 ml'lik bir ürün. Makul fiyatlıydı, onu söyleyeyim. Bunu çok beğenenler olduğunu da biliyorum. Hani çok seve seve kullananlar olduğunu biliyorum. Ama benim çok hassas bir cildim var. Zaten o benimle 2 gün vlogunu izlemediyseniz şuraya bir yerlere koyayım. Hani o vlogu izlediyseniz zaten hatırlarsınız. Buralarımda, bütün bu göz çevremde falan çok iritasyon olmuştu. Onun hani duygusal sebepleri de vardı. Hani bir dönem böyle bir işte bayağı bir kötü bir dönem geçirmiştim. Hani onunla da ilgili. Ama aynı zamanda C vitamini ve retinol de kullanıyordum o dönemlerde. Onunla da ilgili. Ve dolayısıyla bu ürün, bu köpük benim buralarımı falan bayağı yaktı. Yani şu dudak üstümü, burun yanlarımı falan çok yaktı. Bir de gözlerimi de yaktı. O yüzden hani ben bunu bir daha açıkçası almayı düşünmüyorum. Bereketli ama dediğim gibi. Nemlendiriyor ve EcoCert sertifikalı temizleme aktifleri bulunuyor. Dolayısıyla benim anladığım kadarıyla hani bunda bulunan içerikler hani sertifikalı olduğu için başka ürünlerde yok sanırım. Ben öyle anladım ama yanlış da biliyor olabilirim. Argania Spinoza Kernel yağı ve pantenol bulunuyormuş. Nemlendirici etkisi var. Bir de ben bir ürün daha aldım. Böyle Clinique'in yüz temizleme köpüğünü aldım. Şimdi onu kullanıyorum. Memnun kalır mıyım diye işte. Neyse onu da deniyorum. Onunla ilgili fikirlerimi şimdi söylemeyeyim. Eğer ki sizin çok çok hassas bir cildiniz yoksa arkadaşlar bunu kesinlikle alın. Hatta Dermoskin markasının da çok iyi olduğunu biliyorum. Ve ikili satılıyordu. Ben bunu aldığımda birini kendime almıştım. Birini de arkadaşıma almıştım. O şekilde ama benim buna puanım bana iyi gelmediği için 10 üzerinden 5. Bir diğer denediğim ürün arkadaşlar son aylarda, son günlerde bu Cairo Rubber diye Dr. Jart'ın olması lazım. Evet, Dr. Jart'ın bir maskesi. Bu arada bunların hepsini tutuyorum ve bir an önce de bitenler videosu çekmek istedim. Çünkü yani diğer bitenler videosu henüz yayınlanmadığı için o da duruyor, böyle bunlar da duruyor. Hani gerçekten böyle bunlar için bir alan ayarlıyorum. Hani hepsi bitmiş bir halde geri dönüşüme gitmeden önce bekliyor. Neyse, bu nemlendirici ve hyaluronik asitli bir maskeydi. Ben açıkçası hani öyle bir deneyeyim. Dr. Jart'ın ürünlerini de merak ediyordum. Acaba nasıl? Çünkü onun bir ürününü aldım son zamanlarda. Cicapair diye işte. Bir de böyle maskesi uzun zamandır ilgimi çekiyordu. Deneyeyim dedim. Sandığımdan çok 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 daha fazla memnun kaldım. Yani bu kadar memnun kalacağımı düşünmüyordum açıkçası. İçinde bir kapsülle geliyor arkadaşlar ve böyle hani kolay yırtılmayan bir yapısı var. Böyle alt tarafa, üst tarafa güzel bir şekilde yayıyorsunuz. Bu şekilde aslında tam olarak. Ya da onun görselini bulursam şuraya ya da buraya bir yerlere koyarım. 30-40 dakika kadar beklettim. Ondan sonra da gerçekten cildim hani birçok maskenin veremediği nemlendirme etkisini verdi ve çok şaşırdım. Hatta bunun bir maskesini daha aldım. Onu da deneyeceğim. Bir de bu arada dediğim gibi hani benim rozalı ve çok hassas bir cildim olduğu için biraz da böyle çekinerek kullanıyorum bu ürünleri. Ama buna güvenmiştim. Bu markanın iyi olduğunu bildiğim için 10 üzerinden 9 veririm. Yine ama söylüyorum hani bana iyi geldi, size iyi gelir mi bilemem. Ben memnun kaldım. O yüzden biraz pahalı oluyor yine bu markanın da ürünleri. Sephora'larda bulabilirsiniz ya da internetten. Bilmiyorum Sephora dışında bir yerde satılıyor mu ama oradan bakabilirsiniz. Bu arada video çok uzun olmasın diye bır 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 konuşuyorum ama şeyi de hatta kendime de not almıştım size muhakkak söyleyeyim unutmayayım diye. Bu ürünleri hani özellikle şurada bulabilirsiniz, burada bulabilirsiniz demek istemiyorum. Tabii ki de bakın hani birçok site var işte Korendi Kozmetik, ne bileyim Kore'den kozmetik vardı galiba. Bir sürü hani farklı siteler var. Rossmann'dan da bulabileceğiniz ürünler var. Ama Dermo Eczanem'in güvenilir olduğunu biliyorum web sitesi olarak. Ama arkadaşlar özellikle Trendyol'dan, oradan buradan güvenmediğiniz, hani bilmediğiniz satıcılardan da alışveriş yapmayın. Çünkü birçok ürünün sahtesinin de olduğunu biliyorum. O yüzden de mağdur olmanızı istemem. Hani ben aşağıya açıklamalara falan böyle link bırakmıyorum. Ama bir şey almadan önce araştırın. Yani güvenilir bir siteden alın. Size bunu söyleyeyim. Bilmiyorum belki aslında açıklamalara bazı web sitelerini de koyarım. Hani sizin için en azından böyle bakarken buralardan alınabiliyormuş bazı ürünler diye size de fikir verebilir. Şu an onu düşündüm. Sonuçta sizin de işinizi kolaylaştırır. O yüzden açıklamaları dilerseniz bir bakın. Ben oraya birkaç web sitesini bırakırım ama siz de almadan önce dikkat edin.
derim. Bir diğer bahsedeceğim ürün Dermenix markasının hyaluron cilt bakım ampulü oldu. Yani bunu ne umutlarla aldım. Hatta bunu Yağmur Vardar önermişti. Bir videosunda ya da Instagram'ında gördüm. Yani böyle bunu ve o bir tane Dermenix'in hani kapsülleri var ginsengli, E vitaminli ginsengli. Onu da aldım. Onu yani Dermenix'in o diğer kapsülünü belki sonra anlatırım ama arkadaşlar bunu o kadar ümitle aldım ki. Yani hatta ilk bunu sürerim, ondan sonra o kapsülü sürerim hani öyle önermişti. Benim için tam bir no yani. Olmadı, hiçbir şekilde olmadı. Benim cildimde sürdüğüm gibi ve altına hiçbir şey sürmemiştim. Hani sabah kalktım böyle nemlendirsin diye bunu kullandım. Bayağı böyle pul pul döküldü cildim. Benim cildimle anlaşmadı. İçeriğindeki bir şey büyük ihtimalle yani tabii ki. Aslında içeriği de o kadar hani çok kısa, uzun bir içeriği de yok. Ama bir şekilde ben memnun kalamadım. O yüzden 10 üzerinden 5 vereceğim. Yani içeriğinin iyi olduğunu ve gerçekten anlaşan, cilde anlaşanların çok iyi anlaştığını da biliyorum. Ama benim gibi memnun kalmayanlar da demek ki var diyorum. O yüzden benim 10 üzerinden 4 puanım. Ama bu marka hani size iyi gelebilir. O yüzden böyle bir nemlendirme etkili, hani hyaluron cilt bakım ampulü arayışındaysanız diyorum. Hani bir bakın, bir şans verebilirsiniz. Bir de yine makul fiyatlı diğer ürünlere göre. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bir diğer ürün, buna bayıldım. Yani bu bana inanılmaz iyi geldi. Gerçekten çok sevdim. Hatta en sevdiğim nemlendiricilerden biri oldu. Skin & Lab markasının arkadaşlar Medisica Calming Creamy. Bu Centella Asiatica içeriği var. İçerisinde 6 tane aktif madde var. Green Sika kompleksi içeriyor. 50 ml'lik bir ürün. Kuru ve kuruya dönük karma ciltler için çok daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani onlara çok iyi geleceğini düşünüyorum. Benim böyle bir nemlendirici çıkarıyor olsam, hani böyle bir nemlendirici gerçekten yapmayı isterdim. O kadar sevdiğim ve o kadar kullanırken hani böyle bana iyi gelen bir ürün oldu bu. Yapısı çok güzel. Böyle hani ne çok su gibi ne de çok krem gibi. Böyle hani kremi böyle suyla biraz yumuşattığınızı düşünün. Çok inanılmaz böyle ipeksi bir yapısı var. Ben yapısından çok hoşlandım. O yüzden zaten iki tane aldım. Bir tane daha almıştım. Bir de Maldivlere gittiğimde benim yüzüm maalesef, hani yüzüm de değil de şuralarım falan güneş kremi sürmediğim için bacaklarım çok fena yanmıştı ve canım acıyordu. Orada da bu krem yanımdaydı. Onu sürdüm ve sürdüğüm gibi hani bayağı böyle o yanma hissini de azalttı ve sonrasında da zaten iz falan kalmasın istiyordum. Çünkü hani bu boynumun arkası falan da yanıktı. Bütün omuzlarım yanmış, kollarım falan hani her yerime sürmüştüm bunu bayağı. Bereketli de bir ürün. Hani 50 ml olmasına rağmen bayağı gitti yani. O yüzden o açıdan çok memnun kaldım. Skin & Lab markasının. Bunu da ben biraz zor bulmuştum. Çünkü hep hani ben baktığım zaman stoklarda hep olmuyordu. Ama bir araştırın, bakın. Hani eminim bulabilirsiniz. Bu arada yeri gelmişken ben de şeyi çok arıyorum ya. Yorumlara yazın lütfen. Bu Pruto markasının, bilenleriniz vardır diye düşünüyorum Pruto markasını. Deep Sea Water kremi miydi? Böyle şuraya ya da buraya koyacağım lacivert mavi bir kremi var. Onu arıyorum arkadaşlar. Yana yakıla her yerde onu arıyorum. Birçok site buldum. Birçok değil de 3-4 tane site buldum ama hiçbirinde stoğu yoktu. O yüzden sizden ricam, özellikle o kremi, yeşilini de denemek istiyorum ama o Deep Sea, hani böyle denizin en altından çıkarılan içerikle böyle üretilen bir kremmiş. İçeriğinde o varmış. Çok hoşuma gitti. Onu bir denemek istiyorum. Stoğunu bulursanız yorumlara yazın ki ben de hemen alabileyim. Onu çünkü deneyip ve sonra dilerseniz sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ve artık sonlara gelirken son birkaç ürün kaldı. Şundan bahsedeyim. Apio markasının Inner Bubble Cleanser'ını denedim. Bu bir intim jel. Ve ben memnun kaldım. Zaten köpük formunda. İçeriğinin çok temiz olduğunu düşünmüyorum ama yani kötü içerikli olduğunu da düşünmüyorum. Ben bir daha bunu almam. Dış genital bölge temizleme köpüğü diye geçiyor. 10 üzerinden 7 veririm. Ben genelde Sebamed markasının ürününü çok seviyorum. Hani ondan devam ederim. Bundan bir tık daha fazla güveniyorum. O zaman bulamamıştım. O yüzden bunu almıştım. Böyle bu da ama bu ay kullanıp bitirdiğim bir ürün oldu.
Ve bunun yanı sıra bu ay Ufuk'a gittim arkadaşlar. Londra Vlog'u zaten izlemediyseniz şuraya koyayım. Ufuk'un evinde de böyle el kremim yanımda yoktu o an. Ya da uykuluydum, bulamamış mıydım ne? Böyle bir 50 millik bu markanın adı. Soap and Glory markası aynen. Şöyle göstereyim hatta size. Bu markayı ben görüyordum ama denememiştim. Bunu kullandım. Sonra o kadar nemlendirdi ki Ufuk dedim ben bunu alsam olur mu? O da tabii al dedi. İçeriğinin temiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani o yüzden bu ay kullanıp bitirdim ben. Zaten yarısını o kullanmıştı da hani yarısını da ben kullandım. El ve ayak kremi diye geçiyor ama ben çok memnun kaldım. Çok memnun kaldığım için de Türkiye'de satılmıyorsa hani Londra'ya giderseniz aklınızda olsun diye ya da illa Londra tabii ki de değil hani birçok yerde satılıyordur dünyada. Seyahat ederseniz falan hani böyle aklınızda kalsın. Benim ellerime çok iyi geldi. 10 üzerinden 9 veririm ama dediğim gibi içeriğinin iyi olduğunu, temiz olduğunu da düşünmüyorum. Bir diğer denediğim ve bitirdiğim ürün Anlicia'nın şöyle göstereyim hatta yakınlaştırayım. Ama tabii ki bittiği için göremeyeceksiniz. Neyse ben şuraya koyarım görselini koyarız. Anlicia markasının göz kalemi arkadaşlar. Ama bu simli bir kalem. Ben zaten genelde şu anda gözümde de var. Bu arada mikrofondan sesimi duyacaksınız ama. Şöyle kapatırsam göremezsiniz. Böyle de beni netlemiyor. Nasıl yapabiliriz? Şu göz altıma sürüyorum. Belki böyle yakın durursam fark edersiniz. Şu göz altlarıma ve göz pınarıma doğru da hep sürüyorum. Böyle gözleri ortaya çıkartıyor. Bunun da hatırladığım kadarıyla 4 rengi vardı. Ya 3 ya 4. Bu pembesi, en sevdiğim pembesi oldu. Beyazı var. Bir de böyle bej rengi vardı. O da çok güzel. En ortaya, yani rengi en belli olan o bej rengiydi. Beyaz da güzel. Yani ben hepsini çok sevdim. Anlicia markasının eğer böyle simli şeyleri seviyorsanız benim gibi ve sim olmadan yapamıyorum kardelen diyorsanız kesinlikle bunu öneririm. Ve bana kalırsa Anlicia biliyorum ki özellikle zamlardan sonra çok pahalılandı arkadaşlar. Ama ürünleri o kadar iyi ki yani ne desem az gelir bilmiyorum. Ben çok memnun kaldım ama tabii ki de hani lüks bakıma giriyor. Hani ihtiyacımız var mı? Yok. Yani ona bakarsanız 1-2 palet alıp hayatımızı çok rahatça hani kadın olarak devam ettirebiliriz. Ama bütçeniz dahilindeyse alın derim. Ve bir diğer ürün ise bu ay kullandığım Selenes'in topuk çatlak kremi. Şöyle göstereyim size. Bu arkadaşlar bunu da Rossmann'dan almıştım. 75 millik bir ürün. Ben açıkçası ayağıma ve vücuduma krem sürmeye aşırı derecede böyle çekinmiyorum da. Üşeniyorum. Niye çekineyim? Üşeniyorum. O yüzden böyle hani elimin altında bulunsun. Hani sürebildiğim zamanlarda sürerim diye almıştım. Bundan memnun kaldım. 10 üzerinden 8,5 verdiğim bir ürün oldu. Yalnız şöyle bir yan etkisi oldu bende ve hani birçok insanda olduğunu düşünmüyorum ama beni kaşındırdı. Yani ayaklarımı çok kaşındırdı. Ve böyle biraz balm gibi hani kremi emiyor ya vücudunuz ve sonrasında hani o böyle yapışkanlık hissini genelde hissetmiyorsunuz. Bunda öyle değil. Bunda biraz yapışkanlık hissi bırakıyor. O yüzden ben bunu sürdükten sonra özellikle çorabımı giyiyordum ve öyle uyuyordum. Ama sabah uyandığımda böyle hep bir kaşındırıyordu. CeraVe çok daha iyi bence. Bu arada CeraVe demişken yine bu ay 3. kutu herhalde benim bitirdiğim. CeraVe de bitti. Bunu ama hani neredeyse her bitenler videosunda görüyorsunuz. Ben bittikçe alıyorum çünkü bunun kadar iyi gelen açıkçası vücuduma başka bir krem olmadı. Bundan bahsederken o yüzden hani bunu 10 üzerinden 9,5 veririm. 9,5-10. Şu topik kremin de ultra nemlendirici. Bu süt yani vücut sütü diye geçiyor. Bu zaten böyle süt kıvamında. Hani krem gibi değil. Bunu da bitirdim. Bunu da bir süredir kullanıyordum. Ama bu genelde çok hassas ciltlere öneriliyor. İyi olduğunu biliyorum. Yani zaten hani seven hep bunu kullanıyor, seviyor diye de biliyorum. Lakin ve fakat CeraVe kullandıktan sonra ben size kalkıp da hani bu mu bu mu derseniz bu diyemem. O yüzden denemediyseniz ve fiyatı da yine hani bir nebze uygun CeraVe'ye bakın derim. Bu arada CeraVe'nin yüz kremleri falan da var. Hani yine böyle makul fiyatlı birçok ürüne göre. İçeriğinin de yine hani belki %100 temiz olmasa bile temiz içerikli olduğunu biliyorum. Bir şans verebilirsiniz dilerseniz.
Ve son iki ürün. Bunları zaten daha önceden size bahsetmiştim. O yüzden hani çok kısaca. Şu Marvis'in bu sefer Karakum dediği. Bu da ne oluyor bilmiyorum. 25 millik biliyorsunuz. Ben böyle bir 7'li 8'li almıştım. Sonra çok hoşuma gitti. Seyahat ederken de hani çantaya atacak diye böyle bir başka karakumlu olan bir şeyini denedim. Diş macununu. Memnun kaldım. Ben zaten Marvis markasını seviyorum. Ama aynı zamanda bu aralar gerçi bana bir hediye gelmişti. Yine Marvis'in tarçınlısı. Büyük boyu. Onu kullanıyorum. Sonra başka diş macunları da deneriz elbet. Bir de sadece bir kere. Düşünün. 2-3 haftada, bir ayda sadece bir kere Foreo maskesi kullanmışım. Bu Glow Addict olanını. Ya ben dün Sephora'ya gittim. Bu Benefit'in işte şeyi çıkmış, göz kalemi çıkmış ve de normalde keçe uçluydu. Keçe uçlu ben sevmiyorum. Bu böyle hani kalem. Kalem de ne deniyor? Keçe uçlu olmayanın tersi olan, ilk defa Benefit çıkarmış böyle bir göz kalemi. Neyse, ona bakarken Foreo'nun ürünlerine denk geldim. Maskeler de almış başını gitmiş ya. Gerçekten o kadar zam gelmiş ki. Hani benim elimde var bir 3-5 tane daha Foreo maskesi kaldı. Ama bittikten sonra bakalım ne olacak. Yani bu aralar evet arkadaşlar, her şey pahalı oldu. Umarım hani bütçeniz el verir. Umarım her birimiz gani gani böyle kazanırız da hani tek bizim sorunumuz Allah nereye para harcasak acaba diye düşünmek olur diyorum. Yani gerçekten herkese sabır diliyorum ve bol bereket, bol kazanç diliyorum. Ve yavaştan artık ben videoyu kapatayım. Gerçekten bu sefer hani bir tık daha böyle kısa bir video çekeyim diye hem biraz daha hızlı konuşayım dedim, hem de olabildiğince ürün birikmeden anlatayım dedim. Ama yine de sanıyorum ki çok kısa bir video olmadı. Ne yapalım, böyle olsun. Zaten hani bu videoları izliyorsanız bu içeriklerden de keyif aldığınızı düşünüyorum. İzlediğiniz için kocaman mahalo diyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Aynı zamanda Instagram'dan da takipte kalmak isterseniz galiba şuraya. Buraya da buraya bir yerlere Instagram'ımı bırakacağım. Ben çok mutlu olurum. Siz de seçerseniz takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her hafta Cuma günü 6'da video geliyor arkadaşlar. Ve ben bu ara, yani uzunca bir süredir bayağı vlog çektim. Zaten bol bol vlog izleyeceksiniz. Büyük ihtimalle yarın da Marmaris'e gitme olasılığım var. Onu da çekerim. O da güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım. Ya vlog çekmiş olmak için de çekmiyorum. Ya öyle istemiyorum ama içimden geldikçe hani sizi de yanıma alayım dedikçe görürsünüz. Sizin de bana önerdiğiniz, Kardelen şu konuyu da ele alsana dediğiniz konular varsa arkadaşlar, ya da tabii ki de bu konuyla alakalı ben de şu ürünü denedim ve bana iyi geldi, ya da ben de şu ürünü denedim ve bana hiç iyi gelmedi diye yorumlarda paylaşırsanız, hem ben biliyorum hem de o yorumları okuyan arkadaşlarımız var. Onlar da ben bunu alayım ya da almayayım diyor. O açıdan da böyle birbirimize katkı sağlamış oluruz diyorum. Ve artık bu videoyu kapatıyorum. Haftaya, bu arada çiçeğimi beğendiniz mi? Tam göremediniz ama şöyle çekmek istiyordum bu videoyu. Böyle mi konuşsaydım? Düşünsenize şöyle. Neyse, daha da delirmeden. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Ve son olarak ne olmuş yani podcast'i eğer ki takip etmiyorsanız Spotify'dan, işte Apple'dan, birçok böyle farklı platformdan dinleyebilirsiniz. Bir podcast yayınım var. Adı da ne olmuş yani. Oradan takipte kalın diyorum. Enerjiyle, neşeyle, coşkuyla dolup taşın diyorum. Ve haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Mahalo. Kendimi şey gibi hissediyorum gerçekten. Hani var ya, sen hiç ateş böceği... sen hiç ateş böceği gördün mü diye bir oyun vardı ya. Sen hiç kısa video çekmek nedir gördün mü diyorum kendime. Şey alacağım. Kısa video çekme dersi, 15 ürünü maksimum 10 dakikada nasıl anlatabilirim falan. Aslında böyle içerikler çekilse tutar mı acaba, nasıl olur? Çok komik oldu bir anda şimdi. Şimdi ben video çekiyorum o zaman. Anne videosu, yedim iyice kafayı. Fotoğraf da çekeyim.